Libya'da NATO güçleri bugüne kadar yaptıkları en büyük hava harekatını düzenlemişler. Başta Libya lideri Kaddafi'nin sarayı Babül Azizi'ye olmak üzere en az 15 hedefi bombalamışlar. 3 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi yaralanmış. Resimleri de var. Ölenlerin çoğu civarda yaşayan sivillermiş. Yaralılar bölgeye yakın bir hastaneye kaldırılmış. Yaralanan ve ölen sivillerin olduğu... Bu resimleri görüyoruz şu an. İşte eninde sonunda Kaddafi bir morga kaldırırlar. Sözümüzü dinlemiyor. Evet. Sözünü enaniyet yapıyor, büyüklük yapıyor, bilmişlik yapıyor. Burnunun dikine gidiyor. O sosyalist kafayı bırakmadı, o komünist kafayı bırakmadı. Zamanında bunlar hep komünist yaptılar. Filistin'i, Libya'yı, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır. Bir komünist dalaması oldu. Daha hala yakalanıp kurtaramadı. Hep bağışçı kafa. İnşallah. İsrail bölgeye geldikten sonra Allah alem biraz da rekabet ruhuyla, biraz da gıpta ederek bayağı bir dindarlık yayıldı Filistin'de. Onlar dindar olurlar, biz nasıl dindar olamayız gibisinden. Sonra diğerlerini Mısır'a sıçradı. Mısır da çok dindar oldu. Yoksa bunlar nargile çekip sosyalist takılan tiplerdi. Evet. İsrail'in o yönde çok olumlu etkisi oldu. Maşallah. Onlar da rekabet ruhunu meydana getirdi. İnşallah. Çünkü onlar ta göbeklerine kadar sakal bırakıyorlar. İbadet ediyorlar. Allah'a yaklaşmak için kendilerince gayret ediyorlar kendi dinlerine göre. Bunlar baktılar, sosyalist gömlekleri giymişler. Komünist sloganlar, ağızlarında sakız. Onun sol kollar havada. Baktılar öyle olacak gibi değil. Biz de dindar olalım dediler. Demek ki bir yanlış yoldayız. Yanlış bir şey yapıyoruz ki Allah böyle başımıza felaketler veriyor dediler. Ve onlar da dindar oldular. Ve daha da dindar olmaya gayret ediyorlar. Maşallah. İsrail bölgede olmasaydı inanın böyle bir olay olmazdı. Yani yan gelip yatarlardı. Bayağı bir kısım. Tabii ki dindarlar olurdu ama bu derece olmazdı. Orada çok olumlu etkisi oldu İsrail'in. Maşallah. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet. Çünkü daha mükemmel olmak istediler, daha iyi olmak istediler. Daha dindar olmak istiyor. Onlar dindarsa biz niye daha dindar olmuyoruz gibisinden. Gelişme çok hızlı oldu. İnşallah. Evet. Yoksa bayağı azılı komünistler. Suriye sıfır numara komünist. Evet. Ateistlik, darwinistlik acayip yaygındı. Materyası hakimdi. Bağız rejimi, komünist rejim. Irak komünisti. Bağız rejimi, darwinist, materyalist, ateist rejimi vardı. Fas, Tunus, Cezayir hep böyleydi. Evet. Libya'ya kadar. İsrail gelip bölgede böyle dini kıyafetler, işte sakallar, ondan sonra Allah'ı anmalar, ibadetler çok fazla onları görünce, onların da kendilerini az sayıyla kendilerini yendiğini de görünce anladılar ki olay dindarlıkla alakalı. İnşallah hocam. Dini olmayan eziliyor. İnşallah. Dindar olan kazanıyor. İnşallah. O zaman biz de dindar olalım dediler. Olayın kökeni bu. Yoksa o bölge tamamen komünisti şu an. Gittiydi yani. Evet hocam. Tabii. Maşallah. Filistinlere terörist kampları vardı hatta. Siz hep anlatırsınız hocam. Canım bütün Türkiye'de komünistlerin o gittiği tek bir okul vardı. Tek bir üniversite vardı. Komünist Üniversitesi. Leninist Üniversitesi. Terör Üniversitesi vardı. Filistin'deydi. Evet. Başka yoktu. Komünistler buradan kafileler haline giderlerdi eğitim almak için. İsrail'de dindarlık çığ gibi yayılınca oralarda da dindarlık çığ gibi yayıldı. İslamiyet'e çığ gibi yayıldı. Maşallah. Maşallah. Rekabet ruhuyla. Bediüzzaman diyor o böyle bir şeyin olacağını. Gıpta ve rekabet damarıyla diyor. Hmm, maşallah. Tarihçi herhalde geçer. Maşallah. İnşallah onu orada aralara koymuş Bediüzzaman. Yani ilerleme meyliyle diyor. Gıptayla diyor. Maşallah. Rekabet ruhuyla diyor. Müslümanın uyanacağını söylüyor. Maşallah. İnşallah. Birçok yerde nasıl insanlar örnek almaktan zevk alırlar.
etkilenirler yani. Mesela bir ayda mesela o mesela Cat Stevens değil mi o? Evet hocam. O da İslam alimi uyanıyor demiş. Bak mesela bu dindar olunca birçok sanatçı dindar oldu. Örnek alıyorlar. Yani örnek alma çok önemli bir konudur. Cat Stevens birkaç kere de misafirim olmuş, bizim eve de gelmişti birkaç kere. Çok efendi, beni bayağı sever. Maşallah, evet. Çok mazlum. Güzel hizmetleri oluyor ve olur da, daha da olur inşallah. Ama mesela bir ünlü sanatçı Müslüman olduğunda bakıyoruz, mahallesi, çevresi, arkadaşlar hiç de okumadan, İslam'ı, Kur'an'ı okumadan onlar da Müslüman oluyorlar. Evet. Gıpta diyorlar. Gıpta damarı çok önemlidir. İnşallah. Mesela aydın, kaliteli bilinen bir insan Müslüman olduğunda cahil insanlardan çok fazla insan gıpta eder ve Müslüman olur. Böyledir bu. Onun için Mehdiyet devrinde aniden İslam'a yayılması olacaktır. Gıpta damarı inandır. Maşallah. Yani asıl nedenlerden birisi gıpta damarıdır. İnşallah. İnşallah.